Evet, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ile ilgili ilk konumuz bilim ve araştırma ile ilgili temel kavramlar. Bu kavramları kısaca açıklamakta yarar var. Çünkü bu kavramlardan ne anladığımız daha sonra sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ile ilgili gelecek daha spesifik örnekleri anlamamızda bize yardımcı olacak. Nitekim dersin birkaç haftasında da zaten bu arka plan bilgileri vermeye çalışacağız. Yani bilim ve araştırma ile ilgili temel kavramlar nelerdir? Bilimde nedensellik yani neden sonuç ilişkisi nedir? Soyut kavramları gerçek dünyada gözleyebilmek için bilimciler ne yaparlar? Bunları nasıl kavramsallaştırırlar, nasıl işletimsel tanımlar yaparlar ve nasıl ölçerler? Bunlar üzerinde duracağız. Dolayısıyla ilk derslerimizden biri bilim, araştırma, araştırma yöntemi gibi kavramları bir gözden geçirmek. Gördüğünüz gibi burada bilim ve bilimsel yöntemle ilgili, kuram ya da bazılarının dünya görüşü diye adlandırdığı paradigma ile ilgili, araştırma ile ilgili, araştırma süreci ve belli başlı araştırma türleri yani temel araştırmalar, uygulamalı araştırmalar ya da nicel araştırmalar, nitel araştırmalar gibi temel konulardaki bazı kavramları gözden geçireceğiz. Önce sözlük tanımlarıyla başlayalım. Oldukça soyut gelebilir ilk bakıldığında bu tanımlar. Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim olarak adlandırılmış bilim. Gene bir başka tanıma göre de nesnel dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adı olarak tanımlanmış. Kuşkusuz bilimle ilgili değişik yaklaşımlar söz konusu yüzyıllardan bu yana. Bu yaklaşımların bir kısmı insan aklının her şeyi anlayabileceğiyle ilgili, bir kısmı ise gözlem yapılan şeylerin ancak anlaşılabileceği ile ilgili. Dolayısıyla bunlara birazdan geleceğiz. Bilimle ilgili temel kavramlardan bir tanesi de bilimsel düşünce. Günlük yaşantımızda da bunu çok sık duyuyoruz ya da bilimsel sözcüğü. Bunun sözlük anlamı da bilim temeline dayanan özgür, eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce biçiminde tanımlanıyor Türkçe sözlükte. Ya da bir başka araştırma yöntemleri kitabında yaratıcı, sistemli ve problem çözmeye yönelik amaçlı düşünce biçiminde tanımlanıyor. Dolayısıyla da bazı temel terimleri görüyorsunuz burada. Özgür, eleştirel, araştırmaya dayanan, bağımsız, yaratıcı, sistemli ve problem çözmeye yönelik gibi. Bunların hepsi aslında yüklü kelimeler. Yeri geldikçe de bunlardan ne kastedildiğini dersler sırasında açıklamaya çalışacağız. Tabii bilimsel düşünceye dayalı sorun çözme dediğimiz zaman sorun çözmekteki tek seçenek bu diye düşünmemek lazım. Çünkü yüzyıllardan beri insanlar sorunların aslına bakılırsa sadece bilimsel yöntemlerle çözmüyorlar. Bunun dışındaki yöntemler de söz konusu. Yani örneğin bilimin henüz gelişmediği çağlarda sorun çözmenin en önemli dayanaklarından bir tanesi o zamana kadar o sorunların nasıl çözüldüğüyle ilgiliydi. Örneğin geleneklerle, önceki uygulamalarla ya da işte kabiledeki en yaşlı, en deneyimli kişinin o konuda ne düşündüğüyle ilgili. Bunlar hala sorun çözmenin dayanakları olarak gelişmiş toplumlarda bile kullanılan bir yol. Aynı şekilde hukuk. Hukuk da bir sorun çözme yolu. Kuşkusuz ülkeden ülkeye, toplumdan topluma hukuktaki sorun çözme yolları da değişik olabilir. Örneğin belirli bir hukuk uygulaması bir ülkede farklı, diğerinde farklı olabilir. Bir ülkede diyelim ki verilen cezalarda indirim konusunda daha liberal davranılırken bir başkasında daha kötü davranılabilir. Bir ülkede azınlıklarla ilgili işlenen cinayetlere verilen
ceza ile bir başkasında farklı olabilir. Ama sonuçta o ülkedeki kişiler bir araya gelip sorun çözme ile ilgili olarak bir yaklaşım oluşturmuşlardır. O ülkedeki hukuk kuralları da buna göre işliyordur. Aynı şekilde otorite. Tabii ki burada otorite dediğimiz zaman iki türlü otoriteden söz etmek lazım. Birincisi bulunduğu mevki ile ilgili otoritesinden dolayı sorun çözme yeteneklerine güvenmemiz bazı kişilerin. Diğeri de o konudaki bilgisinden dolayı güvenmemiz. Dolayısıyla da örneğin bir Sağlık Bakanlığı açısından düşünüldüğünde Sağlık Bakanı o konuda otoritedir bulunduğu işgal ettiği mevkiden dolayı. Ama yine de Sağlık Bakanı'nın sağlıkla ilgili de temelde bilgisi olması gerekmez. Birincisi makamından dolayı otoritesi var. Dolayısıyla sorun çözme konusunda onun ne söylediği önem kazanıyor. İkincisinde ise bilgisinden dolayı. Daha ayrıntılı bu konuya girmek isterdim ama verilecek örnekler kuşkusuz çok ayrıntıya girebilir. Kuşkusuz burada temel tansiyonlardan bir tanesi acaba sorun çözmede bilimsel anlamda yani konuya dayalı bilgi düzeyinden siyasi düzeyde ne kadar yararlanabiliyoruz? Bu başka bir tartışmanın konusu kuşkusuz. Fakat otorite ister işgal ettiği makamdan dolayı olsun, ister o konudaki bilgisinden dolayı olsun, bizim kullandığımız sorun çözme kaynaklarından bir tanesi. Aynı şekilde kişilerin o zamana kadar edindiği bireysel deneyimler de bundan sonraki sorunları nasıl çözecekleriyle ilgili çok önemli bir dayanak. Çünkü siz eğer o zamana kadar belirli şeyleri belirli biçimde çözdüyseniz bundan sonra karşılaşacağınız çözümü de pardon sorunu çözmek gerektiğinde de önceki deneyimlerinizi dikkate alıp ona göre bir yol çizebiliyorsunuz. Ve son olarak bilim, yani bilime dayalı sorun çözme. Şimdi şöyle bir şey akla gelebilir. Peki böyle bir sıralamada siz en sona bilimi koyduğunuza göre bütün öncekilere ne gerek var? Bütün sorunlarımızı bilimsel düşünceye dayalı olarak çözemez miyiz? Soru iyi bir soru. Ama yukarıdaki seçeneklere baktığımızda da bunlara dayanarak, yani örneğin bir hukuka dayanarak, örneğin bir otoriteye dayanarak, örneğin bir geleneklere dayanarak sorun çözmeyi tamamen göz ardı edeceğimiz anlamına gelmiyor bilimsel düşünceye dayalı sorun çözmek.